Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Beyond Köftesi'nin 33. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanında Captain, oh my Captain var. Kaptan, ne haber? Ay. ay Captain. Ne habersin? Ne olsun Köfte ya, her zamanki gibi uğraşmaya devam. Savaş veriyorum. Ben de bölüm arası ne yaptım onlara bir değineceğim ve bölüm başladığı gibi ne gelir? Mesaj. Mesaj mı geldi? Aynen. Bölüm başladığı gibi. Ya da ilginçtir. Benim de neredeyse iki videomdan user birinde. Evet, user geldi. Hoş geldin user. Videodayız bu arada. Selam. Videoda mıyız? Aynen. Aha. Köfte nice. Kayıt alıyor. Aynen. O zaman ben bir mikrofonu ayrı çekip öyle geleyim. Tamamdır. User left your channel. Evet ve ben şunları buraya taşıdım ve user bir... Hoş geldin user. Adam çıkıp giriyor ya. Bir tane Soulbound kitabı yaptım. Ona nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız... Bu ilginç bir crafting yöntemiymiş. I'm reading. Bu şekilde craft ediliyor. Ender Crystal. O da bir adet Enderman Spawner'ı. Ve Enderman Soul'u Vibrant Crystal'in Soulbinder ile birleşmesiyle oluşuyor. Evet. Bir adet bu arkadaşımız var. Ancak ben bunu mana kullanmadan aletlerime koymak istiyorum. Burada şöyle bir düzenek hazırladık. Bitmedi. Sizle beraber bitireceğim. Şu artı bir biçimde Obsidian'ları yerleştiriyoruz. Şuraya 4 tane çiçek yerleşiyor ortalarına. Şuradan 1, 2, 3 blok mesafede bir tane çiçek. Buna 1, 2, 3 ve 1 blok mesafede 2 tane çiçek. Karşısında da birebir zıttı. Ve onların her birinin üstüne mana paylon. Köfte yapıyor. Yanlış yerleştin sen. Evet ve son olarak bir adet de Lapis Block. Ve buna Wand of the Forest'la sağ tıkladığımızda voila! Mana Enchanter var elimizde. De hazır buraya gelmişken şu arkadaşı. Conjuration Catalyst. Bu şekilde yapılıyor. Alchemy Catalyst'in buna dönüşmesiyle yapılıyor. İşe yaradığı iş ise mana ile bir şeyleri ikilemenizi sağlıyor. Valla. Artık buraya bir şey attığım, daha doğrusu belli başlı şeylerden birilerini attığımda bu onları duplicate edecek. Evet şimdi. Ve bir de Ring of Magnetization yaptım hazır. Artık bir ring slotum, yani yüzük slotum boşaldı diye. Bunun olayına gelecek olursak mesela seni kıralım. Whoop, inventory'me geldi direkt. Ama attığınız bir şeyi bir süre inventörünüze çekmiyor. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi çekti. Evet, bizim istediğimiz şey de bu. Ama bunu bir süre bırakacağım. Mana mirror'ımı her halükarda Ring of... Pardon, Mana Band'den çok daha güzel işe yarıyor. Ve... Şimdi ben elimdeki bütün aletleri soulbandlayacağım. Evet, ilk olarak... Bir saniye. Hali hazırda... Evet, Terra Shatter'ımıza Soulbound koyalım. Ve kitabı geri alabiliyoruz şimdi. Sen gel. Sen de gel. Mana çekmiyor musun sen? Bir saniye, mana senden mi koymamız gerekecek?
Evet, bundan koymamız gerekiyormuş. Harika. Harika. Cidden harika. Eskiden direkt çekiyordu diye hatırlıyorum. Abi bir şey merak ettim. Acaba Spark'la da oluyor mu? Aa yok ya, seni şuna geri bağlayalım. Sen gel. Bakalım Spark oluyor mu? Hayır, olmuyor. O zaman augmentation'ımızı geri koyalım. Anlaşılan bunlardan ben enchantleri geri çıkartıp öyle ondan sonra geri koymam gerekecek. Sağlık olsun. Çıkartırız. Dirt değil. Yani şundan çıkartmama gerek yok. Bu zaten istediğim enchantlere sahip. Bunların her birine koymam gerekecek ama. Evet, o ola dursun. Ben bir de bir yandan size şurayı göstereyim. Burası yeni Arcane Crafting alanım. Şunlar chisel'ın blokları. Şu Nitre. Holy Stone'un böyle bir güzelliği var. Bir de sesler kapalı ancak biraz açayım. Belki duyuyorsunuzdur. Bir ching ching sesi var. Evet. Bunları da geçtiğimize göre şuna bir tekrar bakalım. Oldu sayılır. Ve diğer bir yandan numarası yaptığım bir şey daha. Ah. Şunlarla uğraştım. Burayı bu şekilde 10 tane bundan yaptım ve buna bağladım. Şu 3.5'a geldiğinde çalışıyor. Ne çalıştırıyor bunu? Bu da 5'e geldiğinde şurayı boşaltıyor. Bunları advance'e upgrade ettim şu makineyi yaparak. Bunların ne işe yaradığını bana çok fazla sormayın. Çünkü ben de bayağı deneme yanılmayla yaptım. Bunları elektrikliye upgrade etmek için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Elektrikliler çok abuk bir şekilde çalışıyor. Evet. Basitçe düzen bu. Evet. Gel gelelim kaldığımız yere. Sen bitmek üzeresin. Çok yavaş mana atıyor sanki. Gaia'ya upgrade edelim sizlere. Evet, hepsini Gaia'ya upgrade edeceğim. Evet. Ve şunu öğrendim ki evet. Bunların içerisinden manaları, enchantleri çıkartıp öyle tekrar enchant etmek gerekecek. Harika. Fazlasıyla harika. Bakalım elimde hangi enchant booklar var. Looting, Unbreaking. Sharpness. Neyse. Halledeceğiz bir şekilde. Evet. O zaman bunu da yaptığımıza göre kaptan, sence sırada ne yapalım? Ne yapalım? Sen daha hakim olmasın şu anda. Ben başka işlere gömülmüş durumdayım. Ne yapalım? Evet. İlk olarak ben şu çiplerden yaptım. Kaptan enerjisi. Uykusuz köfte. Efendim? Kaptan uykusuz köfte. Günlerdir uyku uyuyamıyor. Günlerdir uyku uyuyamıyorum. Ben de benzer bir durumdayım, merak etme. Hadi ya. Biz ne yapacağız? Biz bu Minecraft bizi tüketiyor ya. Aynen. Şöyle düşünelim de harbiden bizi tüketiyor yani. Ah ah ah. İzleyiciler onlar için neler yaptığımızı anlamıyor. Vallahi anlamıyorlar. Ha bu arada bölüm arası tavuk problemimi de bir şekilde çözdüm. Daha sonra yumurta problemimi.
Buraya davukları koydum. Bir tane de vaküm hopur koydum. Acıktım. Bir de şurada aging stone tavukların hızlı büyümesine yardımcı olmuştu o. Sadece olayı o. Köfte. Efendim? Bir sorun var. My Factory Reload kuracağım da. Evet. En son alfasını mı kurayım yoksa release versiyonunu mu kurayım? Hiç bilemiyorum. Release versiyonu derim ben, güvenli olsun. Değil mi? Yani. Okey. O zaman so it is release versiyonu. Yep. Evet. Şimdi. Sevgili Applied Energy Sticks. İlk olarak senden bana ne lazım? Any drive lazım. Evet. Any drive için bu engineering processor cable. Bakalım başka ne lazım? Iron. Bu arada Applied Energy Sticks'in önemli bir kuralı çok fazla iron tüketir. Çok fazla iron tüketir. O yüzden güzel bir iron stone'unuz yoksa Applied Energy Sticks'e asla girmeyin. Asla. Katılıyorum. Hani öyle böyle iron tüketmez. Iron stone'unuzu siler süpürür. O yüzden ben ne yapıyorum? Gidip arada iron yatağı kazıyorum. Evet. El emeği göz nuru diyorsun. Yani. Ki Tereşetir baya yardımcı oluyor o konuda. Evet. Sırada başka ne var? Seni yaptık. En iyi kontroller yapmamız gerekecek. Hatta yok şimdi yapmayalım ondan. Çünkü şu an bayağı basit bir sistem, basic bir sistem yapacağız. Ve bizim bolca storage komponent yapmamız gerekecek. Yani storage, evet, komponentlerden bolca yapmamız gerekecek. Beraberinde bir de charger, evet charger gerekli bir alet. Hemen ondan bir tane yapalım. Bakalım. Iron istiyor sadece. Hiç şaşırmıyoruz iron istemesine. Evet. Charger ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Adı bayağı durumu özetliyor aslında. Şarj ediyor. Ama şarj ettiği şeyler bu. Sertus Quartz kristaller. Onları charge tallerine getiriyor. Bir bakalım şurada Omnidirection. Bir şey sorayım ya. Nedir? Bu bir de ufak kristal seedler var ya, onlar neyin seedleriydi? Ben hiç kullanmadım onu ama. Onlar pure kristal yapmanı sağlıyor. Ha, pure kristali ama normal sertus pişirerek yapmıyor muydun? Hayır. Ha doğru, o Sky Factory özel. Tamam tahmin etmiştim öyle bir şey olacağını. Mesela ben hopper'ları nereye koydum? Aman neyse, yenisini yaparız. Direkt yeni hopper craft ediyoruz. Her bölüm en az 3 tane hopper craft ediyorum artık. Hopper mı? Craft ederiz ki ya. Biraz odun, biraz demir. Çekiç mi istiyordun sen? Doğru. Abi sen steel plate koyuyormuşum ben. Iron plate yerine steel plate koymuşum. Tepkiler bana. Benim iron plate'lerim buradaymış. Ben de diyorum niye craft olmuyor? Tabii ki de steel plate ile craft edilmiyorlar. O yüzden. Ah köfte ah.
O zaman bir jest daha. Şimdi sen gel bağlım şöyle. Sonrasında da sen de. Çok ilginç bir şey yaşıyorum şu anda. Server'ım nedense CPU %100 olarak çalışıyor köfte. Çoğunlukla oluyor öyle. Bir moddan ötürüdür. Ya da... Ve bağlanamıyorum. Server çöktü. Evet, gördüğünüz gibi bu bize Charge Certus Quartz getiriyor. Hayır. Geçmiş olsun. Fastcraft'tan olabilir mi? Hayır, Tata Fastcraft bunu engeller normalde. Ama gene de bir dene derim. Bir kapağı çapalım o zaman. Yani. Şimdi charger'ımızı yaptık. Beraberinde yapmamız gereken diğer bir arkadaş. Energy Acceptor. 4 tane quartz glass. Şimdi sevgili quartz glasslar oluşun. Nether quartz glass. Tamamdır. Bakalım burada var mı başka? Varmış. Energy Acceptor. Nasıl yapılıyorsun? Bu arada Metro Condenser'da yapmam lazım. Energy Acceptor. Tamam. Evet, Energy Acceptor'ımızı yaptık. Ardından sen, sevgili Energy Acceptor, şöyle gel. Hatta burası geçici Applied Energy 6 Network'ümüz olacak. Ardından sen gel. Sonrasında da doğru chest'i bir ara bulacağım. Evet. Şu an biraz EU tüketiyor. Ve bize bir adet ME Terminal. Ve beraberinde de Crafting Terminal. Gerekecek. Formation Core ve Annihilation Core lazım. Formation Core bu. Annihilation Core da bu. O zaman biraz Flix Dust gerekecek. Onları geri üretmenin yöntemi. Four Chamber gel. Bir saniye dur. Bunu direkt böyle çeviriyormuş ustam. Normal quartz'tan alıştım da. Evet. Teşekkürler. Şimdi. İlk olarak. Ardından senden bu şekilde gel. Bir sen, bir de sen. Ardından neydi başka gereken? Yok, yanlış blok. Illuminated plane, o da bu. Glowstone, hangisi bir hangisi iki onu hatırlamıyorum, o yüzden direkt ikisini de yardıralım. Iron tabii ki de geliyor. Evet ve ardından iki tane daha logic prosesör. Sonra sizlerden birini crafting terminal'a upgrade edelim. Calculation prosesör lazım buna. Evet.
Achievement get. Sen gel. Sen de gel. Tabii ki de herhangi bir depolama birimi olmadığı için... O yüzden depolama birimimizi oluşturacağız. Ve ciddi ciddi 64K depolama yapmayı istiyorum. O zaman şimdi 1 3 9 27 tamam, 27 tane bundan yapacağız. 27 tane logic prosesör. Bu arada ben bolca nedir quartz tozu elde edeyim. Evet. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Sen gel. Siz gelin. Siz gelin. Evet. 27 tane 1K storage yapıldı. Ardından bunların hepsini 4K'ya upgrade edeceğiz. Dur. Resmi ne? Efendim? Gene bölüyorum, kusura bakma ama. MFR'ın böyle yapması muhtemel mi? Ne yapıyor? Fastcraft sildim, sıkıntı olmadı. Server'ı tekrar başlattım. MFR vardı sadece içinde, fazladan eklediğim. Hı hı. Gene yaptı aynı sıkıntıyı. MFR'ın sürümüyle alakalı olması muhtemel o zaman. Muhtemel. Ben daha yeni bir sürümünü kurayım o zaman. Ya daha eski de kurabilirsin. Değil, daha yeni daha mantıklı olur. Tamamdır. Tamam. 9 tane gelin bakalım. Ardından siz gelin. 16'ya upgrade edeceğiz bunları. Glowstone'lar siz de gelin. Ve son olarak bunu 64'e upgrade edeceğiz ve birebir aynı SP. Sadece bu düzen değişik. Evet ve voila! Bir adet 64K storage class component ve bunu storage seledi. Bu arada daha yüksekleri de var. Onlara şimdi geçmeyeceğim. Evet. Sen gel. Yalnız saçma biçimde kaptan. Saçma biçimde quartz glasslarım tam geldi. İşte bir Minecraftçının mutlu olduğu anlardan biri. Hani tam istisnasız. Ve voilà. Gördüğünüz gibi artık bunun içinde depoluyoruz bunları. Yay! Eloy olmadı. Alloy olmayan ingotlarımı bunun içinde depolayacağım. Geri kalanlarını benzer bir işlem düzeni yaparak, craft ederek buraya atacağım komple. Ve bunlar bu kata yerleşecekler. Evet, bu katın tamamı şu gördüğünüz devasa kat Applied Energistics makineleri dolu olacak.
Bu arada asansörümü cidden seviyorum. Evet, o zaman bölümü bitirmeden önce bir gece asansörü manzarası. Aslında gün doğumu asansör manzarası. Ve ofisimizden gün doğumunu izleyelim. Dın 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 dın. Evet. Ofisim o kadar yüksek bir yerde ki burayı da dekore edeceğiz. Yer gözükmüyor çoğunlukla. Cidden ilginç ya. O zaman kaptan çıkışı sen yap. Öyle bir anda isteyince ben böyle kaldım. ne diyeyim? İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz Köfte'nin yeni bölümlerini takip etmeye devam edin. Şimdilik görüşürüz.